Merhabalar, ben iRacing, yine yepyeni bir video daha hoş geldiniz efendim. Bugün Toyota GR'larla Atlanta'da, Road Atlanta'da sürüş yapacağız. Şu an 13. başlıyorum, sıralama turu atmadım. Bilerek de atmıyorum çünkü çok hızlı değilim zaten. Henüz hastalığım yeni yeni geçti diyebilirim, artık iyileştim. Ama ve lakin ki böyle bilgisayara oturasım gelmiyor. Böyle bir uzak kalınca bir şeyden. Şekeri bırakmak gibi. Şekeri bırakırsın, 2-3 gün şekersiz hayat geçirirsin, sonra şeker canını istemez ya. Şu anda da benim bilgisayara oturmak çok canım istemiyor. Bir şekilde kendimi böyle zorlayıp bilgisayara oturup sizlere video çekmeye çalışıyorum. Şu an modum o moddayım yani. Modum bayağı düşük. O yüzden arabadan uzak duruyorum. İşte ne bileyim, bilgisayardan uzak duruyorum. Öyle bir sıkıntım var. Toparlayabildiğimde o modu. Zaten patır kütür yarışıyor olacağız ki o modu da muhtemelen şeyle birlikte toparlarız. LMP3 Road Atlanta haftası gelecek. Böyle güzel güzel sürdüğüm, iyi olduğum pistler, arabalar geldiği zaman muhtemelen durumu toparlar. Cayır cayır sürmeye başlarım diye tahmin ediyorum. Şimdilik işte böyle tatlı tadında videolarla sizlerin karşısına çıkmaya çalışıyoruz efendim. En son Brezilya'da F3 sürmüştük. O da aynı bu şekilde geçmişti. Muhtemelen bu da o şekilde geçecek. Böyle güzel rekabete girdiğimiz tatlı bir yarış olacaktır diye umut ediyorum. Umarım başarabilirsek efendim. Benim en hızlı attığım süre yaklaşık bir 10 dakika falan antrenman yaptım. 1.5-100 falan atabiliyorum. İşte 1.464.7K, 1.4562.2K gibi bir durum var. Muhtemelen ilk 5'i oynarız diye tahmin ediyorum ama elimizden geleni yapacağız ki yarış içerisinde de yine süremizi geliştirmeye çalışırız. Bir dörtlere düşeriz diye tahmin ediyorum. Umarım düşebiliriz efendim. Yavaştan yarış başlıyor artık. Son viraja geldik. Yarışın başlayacağı andayız. Herkes tetiğe geçti yarış başlayacağı için. Hadi bakalım. Başladık artık. İçeride kalacağım burada. Bir hata falan olursa çünkü virajın dışına doğru gider bütün araçlar. Ben o yüzden olabildiğince içeride kalmaya çalışıyorum ki bir hata olması durumunda aynı bu şekilde fırsatı değerlendirelim. Güzel. Eğlenceli geçecek gibi duruyor ya bu Toyota. Ufak tefek temaslar var ama temiz gidiyoruz şimdiye kadar. Arkadaki araç güzel baskı kurdu. Ben öndeki araca güzel baskı kurdum. Böyle üçlü şekilde acayip bir kaosun içinde gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok içeriden döndü. Vurmayayım diye fazla yavaşlamak zorunda kaldım. Burada geçileceğiz. Geçilmeyi de kabul ettim çünkü diğer türlü siyah araba kaçacaktı. Ben bu arkadaşla çok fazla mücadele içerisine girersem o siyah aracın da kaçmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde arkasına geçtim ki en azından siyaha tekrar yetişebilelim, onu tekrar geçebilelim diye. Yoksa siyahla ilgili bir herhangi bir şansımız kalmazdı ortada. Yaklaşık 14 turluk bir yarış, kısa bir yarış. O yüzden bütün gücümüzle bastıracağız. Zaten pist kısa. Road Atlanta'nın kısa versiyonu bu. Bir altı dönüyoruz şu an. Tabii mücadeleler bir altı dönmeye zorladı bizi. Çok kapatıyorlar içeri. Yani geçiş yapmama izin vermiyor öndeki araç.
Nerede nasıl geçiş yapacağım? Nasıl bir fırsat bulacağım? Hep birlikte göreceğiz. Adamdan daha hızlıyım ama şu an için geçiş yapamadık. Yani yetişebiliyorum ama geçme hamlesini yapamıyorum. O kadar hızlı değilim yani. Pistin dışına çıktı. Bunu fırsata çevirmem lazım. Hallettik. Güzel. Güzel. 1.5'lere bile düşemedik ya. Kapışmadan. Şimdi yavaş yavaş durumu toparlarız. Taraftaki gruba bir yetişsek çok keyif alacağız da. Burada neden bu kadar hata yaptım ya? Burayı bayağı yavaş döndüm burayı. Frende geç kaldım sanırım yani, ya da az fren yaptım. Öyle bir şey oldu orada. Böyle dışarı açıldı araba. Güzel dönmemiz lazım artık. Aynen böyle. Fazla hataya yer yok. Çünkü diğer pilotların da hata yaptığını yorumluyorum. Birkaç kaza yapan oldu yarış başında, o kadar ama. Onun dışında herkes kusursuz gidiyor. Burayı çok kötü dönüyorum. Burada yeterince yavaşlatamıyorum arabayı. O yüzden 3. vitese düşmek zorunda kalıyorum. Abi frende çok geç kaldım. Frende çok geç kaldım frenle yani. Arkadaki adam baskı kurunca bir tık daha geç freni atayım, biraz arayı açayım kafasıyla çok fazla zorladık. Bu sefer frende geç kaldık. Biraz ittirdik ama bir off track aldı öndeki rakip. O yüzden de bana da bir incident yazıldı. Peki rakip de baskıya çok gelemedi. O da hata yapıyor. Rüzgarında kalmaya çalışıyorum. Bir miktar olsun bize bir avantaj sağlar o rüzgarda kalma işi. Geçişi yaparız gibi duruyor. Aa,
Çok erken döndüm bro. Çok erken döndüm. Çok erken döndük. Kapımı hafif tıklattı ama benim için de onun için de çok büyük bir sorun yaratmadı bu durum. Gayet temiz gidiyoruz yani hala. Ufak tefek temaslar olur yarış içinde. Bu normaldir. Bu çok yavaş kaldım. Yine aracı yavaşlatamama sorunum. Siyah bir yetişseydik durum biraz toparlardık, arkayla araya açardık ama siyah da yetişemedik. Bu süreleri biraz geliştirmem gerekiyor. 5'in içindeyiz ama 5'in altına düşmemiz lazım. Hatta 4'lerde atmamız lazım. Böyle bir sıkıntımız var burada. Çok yavaş kaldım. Bu da yavaşlamak zorunda kaldı ama. Yoksa vuracaktı bana. O yüzden yavaşladı. Bu gene bizim için değil. Burada yetişemez en azından. Burası çok aracı zıplatıyor. O yüzden çok yavaşlamak zorunda kalıyoruz. Aslında bir tık daha hızlı girilebilir oraya. Ama bu sefer aracı zıplatıyor. Önden kaymaya sebep oluyor. Virajın dışına doğru itiyor arabayı. Bunu da istemiyoruz. Arkadan itmeyi tercih etti burada. Benle kapışmak yerine. Bir off track aldık. Sıkıntı yok. Çok büyük bir problem değil bu off track. Fazla körü kestim. O yüzden ceza hemen geldi. Aslında ceza da diyemeyiz. Bu incident dediğimiz şey karıştığınız olaylar aslında. Suçlu olup olmamanız, işte hata yapıp yapmamanız hiçbir önemli değil. Bir olaya karışıp karışmamanıza bakıyor ailesi. Sizin safety rating'inizi belirlerken. Arkadan çok daha hızlı bir araba geliyor bu arada. Kırmızı beyazdan korkarken mavi siyah çok daha hızlı bir şekilde geliyor. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Eğer kırmızı beyazı geçmeyi başarırsa. Gerçi 11. tura girmişiz. Son 3 tur falan kalmış. Bir şey de kalmadı ama. Yeterince hızlı sürersem yetişemez diye tahmin ediyorum. Kırmızı beyazdan değil de mavi siyahtan daha çok korkuyorum yani şu an. Anlayacağınız. Kırmızı beyazı yine arkamda tutabilirim de mavi siyah gelirken fena geldi kırmızı beyaza. Geçemedi gene Allah'tan da. Geçseydi beni de geçerdi yani. Ona eminim. Evet, son iki tura giriyoruz. Dayanacağız. İki de değil, üç galiba hatta ya. Hala üç tur var galiba. 12 atacağız, 13'ü atacağız, 14'ü de atacağız. Aynen. Son üç tur. Birazcık daha sıkalım dışımızı. Aha, arkası fena sıkıntıda. Pistin dışına çıkmak zorunda kaldı. Kırmızı beyaz. Çok hızlı girdi viraja. Evet, kırmızı elendi. Artık maviyle baş başa kalacağız birazdan. Ben siyaha yetişemezsem eğer. Öndeki siyaha yetişirsem biraz kafamız rahatlar. Hatta belki geçersem çok daha rahat ederiz yani.
hata yapmaya başlamış siyah. 1.06 dönmeye başlamış. Ben hala 1.05'in başı dönüyorum. Şansım var yani burada. Bir off track daha aldık. Çok önemli değil off track'ler. Artık yapacak bir şey yok. Biraz safety kaybederiz en kötü. Zaten ileride onları toparlarız. Güzel pistler geldiği zaman. D class bir yarış. Ben aslında D class ve rookie'lerde çok yarışmayı sevmiyorum. Şeyden dolayı. Incident aldığınızda safety'niz daha fazla düşüyor. A class'san eğer D class ve rookie'de yarışırsan senden çok düşük bir safety olduğu için herhangi bir incident alman senin safety'nin böyle çarpanlarla azalmasına sebep oluyor. Bu da gün sonunda bizim için iyi bir şey değil. Ama yani yine A class'ta güzel bir yarış denk gelecek. İşte Road Atlanta gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Güzel pistler olacak. Oralarda zaten safety'yi ben toparlarım kafasıyla düşündüğüm için gönül rahatlığıyla bu pistlere giriyorum. Aslında iyi bir şey yapmıyorum, onu söyleyeyim tekrardan. Ama B class'a da düşme çıtasındayız yani, onu da söyleyeyim. Son tura girdik. B class'a da düşebilirim yakın zamanda, ki B class'a düşsem bile hani güzel bir pist geldiği zaman direkt A'ya tekrar atarım kendimi. O çok sorun değil yani. Diyorum ya, LMP3 Road Atlanta var. Biraz ona güveniyorum. Orada safety'yi toparlarız. Gerçi bu pist ve LMP3 çok ölümcül olabiliyor ama ben biraz kendime güvendiğim için hallederim diye düşünüyorum. Araç çok yavaşladı. Son virajlar, şansımızı deneyeceğiz bütün gücümüzle. Son viraj hata geliyor. O da çok zorlamadı. Yani denedi tabii ama yapamadı abi, olmadı yani. Son virajda birini daha geçmeyi başardık. 8.liğe yükseldik. Yaklaşık 11 puan kaybediyoruz safety rating açısından ama güzel, keyifli bir yarış oldu. Eğlenceliydi yani. Ben keyif aldım buradaki rekabetten. Road Atlanta'ya da tekrardan şöyle bir alışmış olduk, ısınmış olduk. İlerideki Road Atlanta yarışlarında artık en azından Road Atlanta pistini net bir şekilde hatırlayarak gireceğiz diyeyim efendim. 1.05.006 atmışım en hızlı süre olarak. Antrenmandaki süremin yaklaşık 0.1 daha hızlı versiyonu. Tabii çok değil. 1.4'lere düşseydik daha mutlu olurdum ama idare eder bir süre. Güzel bir süre. En azından bu yarışta görüyoruz ki çok fazla safety i-rating kaybetmememe sebep oldu. Bu güzel bir şey. Umarım hoşunuza gitmiştir video efendim. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. You don't really want no problem. You don't really want no problem.